geldiniz. Hoş bulduk Havva Hanım. Hoş bulduk Havva Hanım. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Teşekkürler, çok teşekkürler. Sağ olun. Çok güzel bir anne kız var karşımda. Teşekkür ederiz, siz de öyle. Seyircilerimizin öğrenmesi açısından niçin geldiniz? Kimden bir şans istiyorsunuz? Aslında biz kimseden şans istemiyoruz Havva Hanım. Biz buraya babamı aramaya geldik. Babam 3 haftadır eve gelmiyor ve annem bunu bana çok geç söyledi. Ben bu gerçeği önce ne yapacağımı bilemedim ve size gelmek istedim. Kızım, baban mutlaka eve gelecektir. İlk defa bu kadar uzun sürdü. Mutlaka gelecektir. Sen panik yapma. Anne, ne demek uzun sürdü ya? Babam 3 haftadır eve gelmiyor ve sen bunu çok normal bir şey olarak karşılıyorsun. Kızım, Önder amcanla mutlaka bir yere gitmiştir. Anne, iyi de Önder amcayı aradım. Panik yapma. Ama Önder amcayı aradım. Önder amca babanın nerede olduğunu bilmiyor. Şimdi, babanızın adı ne? Metin. Metin Bey. Metin Bey ne kadar süredir yok? 3 hafta. 3 ay. Anne, demek 3 ay ya? 3 hafta değil miydi? 3 ay. Nereden çıktı bu 3 ay ya? Kızım. Ben 3 hafta öncesine kadar eşimle görüşüyordum. Hı. İlk haftalar sık görüşmeye başladık. Sürekli görüştük. İkinci hafta biraz azaldı görüşmelerimiz. Üçüncü hafta hepten azaldı. Anne, sen bunu şimdi mi söylüyorsun ya? Kızım, panik yapmaman için. Bak, şu anda da panik yapıyorsun. Sen panik yapmayasın diye ben anne, sana söylemedim. Babam ortada senin de kadar yok. Panik olduğunu biliyordum. Anneciğim, o yüzden söylemedim. Anneciğim, babam ortada yok ve ben babamı çok merak ediyorum. Ben yaşıyor mu onu bile bilmiyoruz şu kızım, an. Kızım, ben merak etmiyorum çünkü babanı tanıyorum ben. Babam mutlaka gelecektir. Önder amcanla bir yere takılmıştır. Benim adım Önder. Metin'le biz çok iyi arkadaşız. Yeri geldi aynı kızlara aşık olduk. Ama hiç kavga etmedik. Aynı ilkokula gittik. Aynı liseyi bitirdik. Yani Metin benim çok iyi arkadaşım. Beni şu cümleniz endişelendirdi. Yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. Bilmiyoruz. Yani 3 haftadır haber alamıyorum. Annem 3 ay diyor. Yani kötü bir şey olmuş olsa mutlaka kötü haber tez duyulur. Onun için ben hiç merak etmiyorum. Kötüyü de çağrıştırmıyorum. Lütfen kızım. Anne, bu kadar rahat olma lütfen ya. Peki daha önce de böyle gidip ortadan kaybolduğu oldu mu? Asla. Asla. 3 ay öncesine kadar asla. Çalışan bir adamdı. Sürekli evinden işine, işinden evine. Böyle bir şey hiç yapmadı ama emekli olduktan sonra sağlığına daha önem vermeye başladı. Doktora gitti. Doktora yürüyüş yapmasını söylemiş. Yürüyüşlerde biraz sıklaştı. Yani kalbime iyi geliyor diye sıklaştı. Ben de sesimi çıkarmadım. Onun sağlığı benim için de, onun için de çok önemli çünkü. Doğru, babam her hafta yürüyerek bana mutlaka gelirdi. Ama son zamanlarda gelmemeye başladı. Ben Önder'le beraber olduğunu zannediyorum. Çünkü Önder'le tatile çıkacağını söyledi, Ege turu yapacağını söyledi. O yüzden ben tedirgin değilim. Hatta Önder'le konuştum ben. Önder dedi ki bana, biz dedi Ege turuna çıkacağız ve gittiğimiz yerde telefon çekmeyebilir. Merak etme. O yüzden ben hiç merak etmiyorum. Ben Önder amcaya inanmıyorum. Doğru söylediğini hiç düşünmüyorum anne. Metin sağlığına çok düşkün biridir. Keza ben de sağlığıma çok düşkün biriyim. Bizim arkadaşlarım emekli olduktan sonra çöktüler. Ama biz çökmemek için elimizden geleni yaptık. Önder Bey'le mi yürüyorlar? Hayır, Önder Bey'le değil. Birkaç grup arkadaş edindi kendisine. O grup arkadaşlarıyla yürümeye başladı. Biz sosyal medyadan birbirimizi bulduk. Metin Bey'le biz görüşlere başladık. Metin Bey hem bizim haritacımızdı hem de grubu kuran Metin zaten. Önder Bey İstanbul'dan oturuyor. Daha önce Akça'ya taşındı. Hatta Akça'ya çok sık gitmeye başladı benim eşim. Önder'i özledikçe Akça'ya gitti. Ve orada kaldı. O yüzden ben alışkınım ya, merak etmiyorum. Ama bunları ben kızıma söylemedim birkaç gün gittiği için. Ben inanamıyorum, yok yani. Haklısınız ama daha önce ortadan kaybolmadı diyorsunuz. Daha önce ortadan kaybolmadı ama 2-3 gün gittiği tabii ki oldu. Böyle yürüyüşlere gidiyor. Yürüyüşlere gidiyor, evet. Grubu var. Evet, hatta bir gün grubuna ben de katıldım. 4 gün bir yürüyüşüne katıldım. 4 arkadaşı vardı, ellerinde gazeteleri. Yani birlikte yürüdüler. Hatta onlarla beraber yürüdüm ama o kadar çok uzun yürüyüşler oldu ki ben yoruldum, taksiyle eve döndüm. Bir daha da eşimle yürüyüşe çıkmadım. Metin yürüyüşü çok sever. Keza ben de yürüyüşü çok severim. Ama Metin kadar yürüyemem. Metin yürüyüşe kendini bir kaptırdım, 5 kilometre kadar yürür. 3 haftadır arıyorsunuz. Arıyorum, cevap alamıyorum. Nasıl? Veya telefonu kapalı veya çalıyor ama açmıyor. Telefonu kapalı. Kapalı. Ondan sonra zaten merak etmeye başladım ben de. Babamın telefonu kapalı olmazdı normalde. Ben her adımda ulaşırdım babama. Ama yok. Ama artık ulaşamıyoruz.
ve ben de merak etmeye başladım. Şu Ege turunu anlatır mısınız bana bir? Ege turuna Önder'le, mı çıkacağız? Önder'le Ege turuna çıkacağını söyledi. Hatta ben aradım. Önder'in sesi vardı. Hatta eşi de benimle görüştü. Dedi biz dedi Önder onlar dedi Ege turuna çıkacaklar. Siz sıkılmayın isterseniz bana gelin biz de beraber vakit geçirelim. Siz ama de daha sonra ben katılmak istemedim. Tek başıma kalmak istedim. Yani kızım da merak etmesin diye. Hiç anlamıyorum. Annemi de anlayamıyorum. Babamı da anlayamıyorum. Yani hiçbirini anlayamıyorum artık. Siz Metin Bey'in bu kurduğu yürüyüş grupları dediniz. Evet grup. 3-4 kişi var dediniz. 3-4 kişi ama daha sonra çoğaldı orada. 3-4 kişi çoğaldı. O daha kişi yürüyüşlerine başladı. Daha yürüyüş. Çimenlerde yürümeye başladı. Sahilde yürümeye başladı. Yürüyüşler grup haline aldı bu sefer yürüyüşleri. Hep grupla çıkmaya başladı. Çim yürüyüşünde çok rahat yürüyorsunuz. Ayağınız herhangi bir şeye takılmıyor. İstediğimiz bir hareket ediyoruz. Ayrıca Metin çok bilgi sahibi birisi. Doğa yürüyüşlerine mesela biz çıkıyoruz. Orada nereye basacağız, nereye adım atacağız hepsini o söylüyor bize. Özellikle ağaç türü hepsini biliyor. İnanılmaz derecede doğaya ve coğrafi bilgiler sahip bir kişi. Çok hakim bu konulara Metin. Bu bana normal bir şey gelmiyor ya. Bu babamın yaptıkları normal bir şey gelmiyor bana. Aranızda bir problem yok asla değil mi eşinizde? Kavga, ufak tefek kavgalarımız tabii ki oldu. Her evlilikte olan tabii ki şey oldu ama öyle büyük kavgamız asla olmadı. Ben Esra'ya sorabilirsiniz. Ben de hiç kavga ettiğine şahit olmadım. Ufak tefek küsmeler oluyordu ama hep eften püften konulardı. Yani öyle basit bir şey değildi. Ama bir keresinde annem ağlayarak bana geldi. Evet. Babamla kavga ettiklerini ve ayrılmak istediklerini söyledi ama hani sonra da her şey düzgündü. Sebep neydi? Çok eften püften konu ağabeyim. Yani çok saçmaydı. Annemin yaptığı yemek babama gaz yapıyormuş. Babamla sen benim canımı kastediyorsun, benim öldürmek istiyorsun deyip kavga ediyorlarmış. Annem bana geldi, ben hemen babamın yanına gidiyordum. Bir gazapı falan veriyordum. Konu öyle kapanıyordu yani. Siz bundan ne anlıyorsunuz ağabeyim? Yani böyle bir saçma bir şey vardı, konu vardı yani ortada. Evet. Canımı kastediyorsun. Yani, aynen öyle ki çok sevdiğim bir insan üstelik. Ay çok tatlısın. Eşini çok seviyorum. Biraz. Bu kadar bakıyor mu kendine ya? Evet ya bu kadar... çok. Ya eskiden emekli de böyle olduk miydi? Hayır emekli olduktan sonra benim kocam böyle oldu. Daha önceleri asla böyle bu değildi. Bu erkeklerin belli bir yaştan sonra yani bu derece kendilerine ve bakmaya başlamaya. Ve emekli olduktan sonra ben fasulye ayıklayacak, bezelye ayıklayacak adam değilim. Ben eski o senin bildiğin emeklilerden değilim deyip kendini dışarı attı. Adam bir daha içeri girmedi. Peki Nimet Hanım siz şey mi dediniz Metin Bey'e? Hadi Metinciğim artık emekli oldun. Yok canım. Bundan sonra birlikte fasulye ayıklayacağız. Rahat bezelye ayıklayacağız. Aksine rahat etmesi için elimden ne gelirse yaptım. Hayatını kolaylaştırmak için elimden ne gelirse yaptım. Sıkmak, baskı yapmak istemedim. Baskı yaparsam elimden sanki kaçırırım dedim ama biraz galiba fazla özgür bırakmışım. Ne baskısından bahsediyorsun? Adam yok yani resmen ortada. Peki şimdi bu Önder Bey... Eşinizin, babanızın çok samimi arkadaşı, çocukluk arkadaşı her şeyini de biliyor. O ne diyor? Yerini söylemiyor. Ben babanı bilmiyorum, yerini bilmiyorum, görmedim diyor. Başka hiçbir şey söylemiyor. Kızım, Önder amcan ne zaman yalan söyledi? Anne yalan söylediğini duymadım ama yani eksik bilgi verdiğini biliyoruz yani. Şimdi bunları burada konuşmayalım bence. Ne eksik bilgisi kızım? Nasıl eksik bilgi? Anne yani İzmir'de arkadaşlarım nerede diye sorduğunda arkadaşlarımla geziyordum dermiş. Başka bir şey söylemezmiş yani. Hayır kızım öyle bir şey yani o eskiden tamam bir yerlere gitmişler babanla beraber ama evlenmedin anne, önce evlendikten eksik bilgi sonra... veriyor işte gece kulüplerde yediği paraları söylemiyor. Evlenmeden önce yapmışlar kızım onu. Evlendikten sonra baban öyle bir şey yaptı mı? Ama sonuçta hiç duydun mu gördün mü? Evlendikten önce de sonra sonuçta bunu yaşamışlar ve Önder amca çoğu şeyi saklıyor. Bunu biliyoruz Önder yani. Önder Bey şu an Önder nerede? Önder Bey şu an Akçay'da. Akçay'da eşiyle beraber. Eşiyle beraber Akçay'da evet. Hep orada mıydı? Hayır, İstanbul'daydı. 6 ay oldu oraya taşınalı. Daha önce İstanbul'daydı. Önder Bey yalan söyleyen biri değil. Değil, hayır. Fakat... Ama gerçekleri saklıyor yani. Hep eksik bilgi veriyor. Kızım... İzmir'deyim arkadaşlarımla diyor ama gece kulübünde yediği paraları söylemiyor. Kızım evlendiğinden önce söylenen bu? Şeyler, yapılan yani, şeyler bunlar. Evlenmeden önce kızım bunları niye karıştırıyorsun sen? Ama anne eksik bilgi veriyor. İnanamıyorum işte Önder amca. Doğru söylediğine inanmıyorum. Metin Bey de böyle midir? Yani ben babamın hiç böyle eksik bilgiye de yalan söylediğini duymadım, görmedim. Ya bir de babama konduramıyorum yani şimdi babam sonuçta. Doğru. Yani... Kızım Önder amcanın hakkında böyle konuşma. Sağ olun. Çok ayıp. Ben inanmıyorum Önder amcaya.
Kesinlikle ben inanıyorum. Peki, Önder amca ne asla yalan olabilir? Söylemez. Önder Bey. Bilmiyorum Ahu Hanım. Yani babamın... Yani bilmiyorum, babam bir şeyler mi yapıyor, başka bir yere mi sıkıntısı var, borcu mu var, harcım hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten öyle borç yapan biri mi? Borç asla. Allah'tan başka bizim kimseye borcumuz yok. Bir tek Allah'a borcumuz var. O da emekli, ben de emekliyim. Gayet güzel geçiniyoruz. Gayet güzel de yaşantımız, yaşamımız var. Asla borcumuz yok. Ama babamın çarpıdır nerede olduğunu bilmiyoruz yani. Şimdi bakalım bir de ben deneyeyim, ulaşabileceğim. Babamı buldunuz mu? Çok seviniriz, çok seviniriz. Bulduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah. Yani. İnşallah. Umarım bulmuşuz. İnşallah Hanım. Size güveniyorum ben kesinlikle. Haber bekliyoruz. Tamam. Ben de ekip arkadaşlarıma güveniyorum. Şimdi gidip ben bir şansımı deneyeceğim. Siz de lütfen bizim güzel ekibimizin güzel çayını için. Teşekkürler. Olur mu? Bekliyoruz. Tamam. Birazdan geleceğim. İnşallah iyi haberlerle. İnşallah iyi haberlerinizi bekliyor olacağım. Ben bir yürüyeyim şimdi. Tamam olmak için Metin Bey. Okay. Tamam Hanım. Teşekkürler. Tamam.